Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, dünya basını açık açık yazdı. Erdoğan bir daha seçilirse işleri zor ifadeleri kullanıldı. Uluslararası basından İsveç analizi geldi. NATO üyeliği tehlikeye girdi. İsveç'in NATO üyeliğinin Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla tehlikeye girdiğini belirten FT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarda kalması durumunda İsveç'in NATO üyeliğine onay çıkmasının aylar belki de yıllar alabileceğini yazdı. Müslüman karşıtı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kendisine verilen izinle Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı olan aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Paludan'ın İslam'ı hedef alan hareketi Türkiye'de sert tepkilerle karşılandı. İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'den İsveç'e arka arkaya tepkiler yükselirken MHP lideri Devlet Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclis'in onayından geçmeyecektir. Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerimize ihanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacaktır, dedi. Financial Times gazetesi Paludan'ın çirkin hareketinden sonra İsveç'in NATO üyeliğinin çıkmaza girdiğini de ifadelerine ekledi. Başvuru Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an'ın yakılmasıyla tehlikeye girdi başlıklı haberde İsveç Başbakanı Alf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün Türkiye'de halktan gelen şiddetli tepkilerin ardından öfke dalgasını yatıştırmaya çalıştığına da dikkatler çekildi. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.